Gençler merhabalar. Bugün sizlerle kimyasal reaksiyonlarda denge konusunu işleyeceğiz. Peki nedir bu denge diye ifade edersek. Şimdi öncelikle denge dediğimiz durum şu. İleri ve geri reaksiyon hızlarının eşit olduğu tepkimeleri biz denge reaksiyonları adını vereceğiz ve denge tepkimeleri tersiniz tepkimelerde olarak ifade edilir. Yani aslında durum burada şu. Bir dengenin oluşabilmesi için ortamda reaktiflerin ürünlere dönüşmesi gerekiyor. Fakat aynı zamanda ürünlerin de reaktiflere dönüştüğü reaksiyonlar denge reaksiyonları olarak ifade edilir. Ve denge reaksiyonları çift yönlü okla gösterilir. Bir sistemin denge reaksiyonu olduğunu ifade edebilmemiz için ilk kuralımız ileri ve geri reaksiyon hızları birbirine kesinlikle eşit olmalı. Onun yanında tabii ki de ileri ve geri reaksiyon oluşabilmesi için reaktiflerin de ortamda bulunması gerekiyor. Yani ikinci koşulumuzda ortamda ne kadar reaktifiniz varsa bu reaktiflerin her birinden bir miktar dahi olsa ortamda kalması gerekiyor. Bu koşulda oluşan reaksiyonlar denge reaksiyonları olarak ifade edilir. Yani çift yönlü ok olarak da gördüğümüz kısımda da yine denge olarak ifade edeceğiz. Dolayısıyla iki türde grafiksel yorumlar yaptırabilir. Şimdi grafiğe baktığımız zaman öncelikle zamana karşı hız grafiğini konuşursak. Şimdi bu grafikte görüyorum ki bir süre sonra hızların eşitlendiğini vermiş bize. Peki burada durum ne? Aslında ortamdaki reaktifler harcanacak. Reaktifler harcanırken ortamda ürünlerin oluşumu meydana gelecek ve ürünlerin oluştuğu anda da ortamda onların da bir hızı meydana gelecek. Fakat bir süre sonra baktığım zaman ortamda bir denge anı, yani aslında ikisinin de hızlarının eşit olduğu an görüyorum. Bu koşulda ortamda artık şu nokta itibariyle ortamda denge dediğimiz durum meydana gelmiştir. Peki denge reaksiyonlarında denge oluştuktan sonra acaba ortamdaki maddelerin derişimleri nasıl olur dersek, şimdi derişimde de durum şu. Hemen geliyorum burada. Ortamdaki derişimlerin eşit olma gibi bir zorunluluğu yok. Evet, denge reaksiyonu olabilmesi için hızların muhakkak eşitlenmesi gerekiyor ve ortamda muhakkak reaktiflerin de kalması gerekiyor. Yani tamamen ürüne dönüşüm olmamalı. Ürüne dönüşüm olursa tamamen ya da bir madde dahi olsa ortamda tamamen tükenirse o tek yönlü bir reaksiyondur. Ortamda bütün reaktifler kalıyorsa da bu reaktiflerle ve reaksiyon hızlarımız da birbirine eşitse ileri ve geri reaksiyon hızımız bu türden tepkimeler dengedir. Fakat denge oluştuktan sonra ortamdaki derişimler eşit de olabilir. Yani reaktifler ve ürünlerin derişimleri eşit de olabilir. Birbirinden farklı da olabilir. Bakıyorum reaktifler harcandıktan sonra derişimleri bir miktar azalmış. Ama ürünler oluştuktan sonra derişimleri reaktiflere göre fazla. Evet, eşit de olabilir. Yani grafik şurada biter, eşit de olabilirdi. Ama birbirinden farklı da olabilir. Hatta girenlerin derişimi fazla olup ürünlerin derişimi de az olabilir. Bu sıkıntı değil. Tek noktamız ileri ve geri reaksiyon hızının muhakkak eşit olması gerekiyor. Peki denge için şu ifadeyi hatırlarsınız belki konuşursak eğer. Geçmiş konularda yaptığımız aslında bir şeydi bu. Neydi dersek? Sıvı buhar denge basıncını konuştuğumuzda ifade etmiştik. Şimdi diyelim ki elimizde bir kap var. Bu ister pistonlu kap olabilir, ister sabit hacimli bir kap olabilir. Böyle bir kabın içerisine bir miktar su aldığımızı düşünelim. Haliyle sıvı halde olacaktır ortamda. Bu durumda baktığımız zaman su her sıcaklıkta buharlaşabilen bir madde. Ortamda başlangıçta bir miktar buhar olduğunu düşünelim. Fakat daha sonra elbette ki alanı varsa ortamdaki H2O ne yapacaktır sıvı halden? Eğer yeterli alanında varsa buharlaşmaya başlayacak. Fakat kabın ağzı kapalı olduğu için buhar fazımızın çıkacağı bir ortam yok. Bir süre sonra ne olacaktır bu ortamda? Aslında H2O maddemiz buharlaşırken bir süre sonra da buhar maddemiz tekrardan sıvı hale dönüşecektir. Yani yoğunlaşma olayı meydana gelecek. Bu durumda ortamdaki reaksiyon şu şekilde ifade edilir. Aslında H2O sıvısı, H2O buhar fazına dönüşürken bir süre sonra ne yapacaktır? Buhar maddemizin çıkış ortamı olmadığı için sıvı haline tekrar dönüşecek. Bu durumda tersinir bir tepkime meydana geliyor ve çift yönlü okla gösteririz. Bu türden reaksiyonlar nedir? Denge reaksiyonları olarak ifade edilir. Ya da şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yine sabit hacimli bir kap alalım bu defa. Ve sodyum klorürün
Doymuş bir çözeltisini verelim fakat dibinde de bir miktar katısı olsun. Haliyle ortamda bir çözelti var, dibinde de katısı varsa bu zaten doymuş bir çözeltidir. Aslında burada sürekli bir tepkime meydana geliyor fakat biz bu tepkimeyi görsel olarak baktığımız zaman göremiyoruz. Çünkü burada ileri ve geri reaksiyon hızları aynı anda ve eşit şekilde gerçekleştiğinden dolayı ortamdaki sodyum klorürün çözünmeden dolayı artan miktarını ya da ortamdaki iyonların fazlalığını göremiyoruz. Buradaki durum nedir dersek yine ortamda sodyum klorür katısı bu defa ne olmuştur? Sodyum klorür, sodyum ve klor iyonlarına dönüşümü gerçekleşmiştir. Fakat dibinde katısı olan bir reaksiyonda aslında ortamdaki iyonlarda tekrardan katı haline dönüşüm gerçekleştiriyordur. Dolayısıyla ikisi de eşit hızla gerçekleştiğinden dolayı biz katı maddedeki miktarında azalmayı göremiyoruz. Çünkü ondaki azalma kadar iyonlardan da tekrardan bir dönüşüm vardır. Bu koşulda oluşan reaksiyonlarda yine çift yönlü ok gördüğümüz için denge tepkimeleri olarak ifade edilmekte. Bir denge tepkimesine bakarsak. Şurada ifade edeceğimiz bir kısım var. Şimdi denge tepkimelerinde durum şu. Minimum enerjiye eğilim ve maksimum düzensizliğe eğilim. Eğer bunlar birbirine zıt yönde gerçekleşiyorsa bu durumda ortamda bir denge reaksiyonu söz konusudur. Minimum enerjiye eğilim dediğimiz daima ısının olduğu tarafadır. Endotermik ve egzotermik reaksiyonlarda ısı ne taraftaysa minimum enerjiye eğilim o tarafa. Maksimum düzensizliğe eğilim dediğimiz zaman şimdi düzensizliğin maksimum olduğu tarafa gireceğiz. Ve şu reaksiyona baktığım zaman burada 4 mol gaz maddemiz var. Burada 2 mol gaz maddemiz var. Dolayısıyla maksimum düzensizlik reaktiflere doğru olduğu için ok yönümüz de burada. Ve oklara bakıyorum bunlar birbirine ters yönde olduğu için burada bir denge reaksiyonu söz konusudur. Yani reaktiflerim ürünlere dönüşürken ürünlerim de aynı hızda reaktiflere dönüşüm gerçekleştiriyordur. Peki tepkime türlerini konuşursak şimdi. Denge tepkimeleri bir kimyasal olayla gerçekleşebilir. Bu durumda kimyasal denge adını alır. Bakıyorum diazot. Tetraoksit maddemiz azot dioksit maddesine dönüşmüş. Burada bir kimyasal olarak bir değişim var ortamda. Haliyle adı kimyasal denge olarak ifade edilir. Bazı durumlarda da sıvı madde gaz haline dönüşüyordur. Bu koşulda fiziksel bir değişim varsa ortamda ve çift yönlü okuda görüyorsam bu bir fiziksel denge reaksiyonudur. Onun yanında baktığımız zaman kimyasal tepkimeleri biz ısı alan ısı veren tepkimeler olarak ifade etmiştik. Pardon, şöyle ifade edeceğiz. Şimdi oraya geçmeden önce. Şimdi bakıyorum kimyasal tepkimeleri ortamda fiziksel durumlarına göre ya heterojen ya da homojen de olabilir. Çift yönlü ok bana bunların denge reaksiyonu olduğunu gösteriyor ve bakıyorum bütün fiziksel hallerimiz aynı olduğu için bu bir homojen denge tepkimesidir. Aynı zamanda denge reaksiyonları heterojen de olabilir. Yine çift yönlü olduğu için heterojen fakat bakıyorum katı maddem var, suda olan maddem var, gaz maddem var. Haliyle ortamda bir tane bile farklı fiziksel faz görüyorsam bu da dengenin heterojen bir denge olduğu ifadesini verir bize. Peki denge bağıntısını konuşsaydık. Yani ortamda çift yönlü oklarla gösterdiğimiz bir dengemiz var. Peki bu dengede neyi ifade edeceğiz? Şudur. Denge reaksiyonu varsa ortamda bir denge sabiti dediğimiz durum meydana gelecektir. Ve denge sabiti dediğimiz şey ürün bölü giren derişimi. Yani ortamda bir tepkimemiz var. Çift yönlü ok bunun denge reaksiyonu olduğunu gösteriyor. İleri ve geri reaksiyon hızlarımız eşit. Bir önceki konumuzdan hızdan yola çıkarak yapılan bir işlem sonucunda, ispat sonucunda ulaştığımız bir formül var. Bu formül ne dersek baktığımız zaman Kc ile gösterdiğimiz ifadedir. Kc demek derişimler cinsinden denge sabitini ifade eder ve ürün bölü giren derişim olarak ifade edilir. Yani biz ürün bölü giren derişimi yaparken hemen gidiyorum tepkimeme baktığım zaman katsayılarımız var. Ne olacak o zaman katsayılar buraya yazdığımız zaman üs olacak olarak gelecektir tepkimemize. Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi ve bunların katsayıları üs olarak gelecektir ve bizim Kc şuradaki bu arada büyük K olacak. Kc dediğimiz derişimler cinsinden denge sabiti bu ifadeyle bulunacak. Peki nelere dikkat edeceğiz biz derişimler cinsinden denge sabitini bulurken kullanacağımız şey şu. Denge konusunda eğer biz denge sabitinden bahsediyorsak ortamda katı ve sıvıların yeri yoktur. Yani denge bağıntısına yazacağımız şeyler ya gaz fazında olmalı denge tepkimesinde ya da suda çözülmüş
maddeler olmalı. Yani suda sulu ya da aqua formunda olan maddeler varsa onlar ve gaz maddeler denge bağıntısına alınırken katı ve sıvıların denge bağıntısında herhangi bir yeri yoktur bizim için. Denge bağıntısına bir de Kp dediğimiz bir ifadeyle de konuşacağız. Kp dediğimiz az önceki Kc dediğimiz derişimler cinsinden de P bizim için basıncı ifade eder. Kp dediğimiz şey de basınçlar cinsinden denge sabiti olarak ifade edilir. Ve bu koşulda yapacağımız şey ortamdaki maddelerin basınçlarından yola çıkmak. Haliyle eğer basınç üzerinden konuşuyorsak ortamda sadece dikkate almamız gereken fazlar gaz fazındaki olan maddeler olacaktır. Katı, sulu, suda, sıvı herhangi bir maddeyi biz Kp cinsinden eğer denge sabitini buluyorsak oranlamaya almıyoruz. Yapacağımız tek şey basınçlar cinsinden konuşuyorsak ortamda sadece gaz olan maddeleri eşitliğe katarak ifade etmektir. Yine ürün bölü girendir ve kat sayılar varsa bunlar da üs olarak gelecektir bu denge bağıntısına. Bir soruyla hemen ifade edelim denge bağıntısına. Grafikte oluşan ve harcanan maddelerden yararlanılarak denge tepkimesini ve denge bağıntısının Kc'sini yazınız demiş. Şimdi durum ne olacak burada? Öncelikle dikkat edeceğimiz şey grafik yorumlaması yapabilmek. Ben bu grafiğe baktığım zaman ortamda bir azalan eğrilerin bir de artan eğrinin olduğunu görüyorum. Bir tepkime sonucu eğer grafikten yola çıkacaksam azalan eğriler varsa bu azalan eğriler ortamdaki reaktifleri ifade eder. Çünkü reaktifler harcanır. Harcanırsa derişim ya da molünden bir miktar azalma meydana gelir. Hemen alıyorum. O zaman benim buradaki önce bir tepkime denklemini yazalım. X maddem var ve gaz fazında olduğu söylenmiş artı. Ortamda bir de Y maddem var. Yine bunun da gaz fazında olduğu söylenmiş. Bakıyorum hemen başlangıçta hiç yokken bakın sıfırı gösteriyor ve ortamda artan bir madden var. O zaman bu da onun bir ürün olduğunu gösterir. Fakat bana ortamda zaten denge tepkimesi olduğu söylenmiş. Tek yönlü okla gösteremem bunu. Çift yönlü okla göstereceğim. Peki bu koşullu ortamda ne yapacağız artık? Benim maddelerin katsayılarını bulmam gerekiyor. Maddelerin katsayılarını nasıl bulacağım dersem hemen grafiğe gidiyorum. Aslında bunlar denge durumundayken 4, 3, 1 durumunda miktarları var. Yani biz bir tepkimeyi konuşurken başlangıç harcanan ve sonuç yapıyorduk. Nasıl yapacağız? Başlangıçta aslında maddelerimden hemen grafik yorumu yapıyorum. X'den 4, Y'den 3 molar olduğunu görüyorum. Hemen başlangıç derişimlerini alıyorum. Z'den ise ortamda hiç olmadığını gözlemliyorum. Daha sonra Z'nin ulaşılabilmesi için elbette ki X ve Y'nin bir miktar harcanması gerekecek. X ve Y harcanırsa elimizde bir denge tepkimesi oluşacak ve dengeyi de yine buradan çekiyorum. Bakın ne kadar harcandığını yine elbette ki çekebilirim ama denge anını yazalım biz bir. Dengede bakıyorum ki X'ten denge reaksiyonunda 3 molar kaldığını, Y'nin bakıyorum dengede 1 molar kaldığını, Z'nin ise dengede yine 1 molar kadar oluştuğunu ya da kaldığını gözlemliyorum. Hemen buradan 3 kalabilmesi için 1 molar harcanması gerekiyor. 1 kalabilmesi için 2 molar harcanması gerekiyor. 1 molar oluşabilmesi için elbette ki 1 molar oluşması gerekiyor. Ve ben bu harcananları nasıl buluyordum? Hemen kimyasal hesaplamalara gidersek bakın katsayılarıyla orantılıyordum. X'in katsayısı 1 olduğu için 1 molar harcanır. Y'nin katsayısı 2 olmalı ki 2 molar harcansın. Z'nin katsayısı da yine 1 olmalı ki ortamda 1 molar oluşsun ve katsayıları da buldum. Kc cinsinden denge sabitini yazarsak neydi? Ürün bölü giren derişimi. Ürünlerde Z var. Z'nin derişimi bölü girenlerde X var ve Y var. Haliyle Y'ye gidiyorum. Katsayısı 2 olduğu için üs olarak gelecek ve Kc cinsinden bu şekilde. Bir de burada hazır bütün maddelerimiz gaz fazında verilmişken Kp'yi de ifade edelim. Yine Kp'de ürün bölü giren bu defa basınçları oranıydı. Ürünlerimde Z maddem var. Z'nin basıncının girenlerin basıncına oranıydı. Hepsi gaz olduğu için bakın X katı olsaydı almayacaktım. X katı olsaydı buraya da almayacaktım. Ya da X sulu olsaydı alacaktım buraya. Fakat X burada sulu olduğu takdirde bu basınçlar cinsinden denge bağıntısına alınmayacaktı. Ve iki formu da vermiş olduk burada. Peki Kp ile Kc arasında bir ilişki var mıdır? Bakın bir denge reaksiyonumuz var. Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi bize ispatlamak istemiş. Peki ispatlamak
İsterken nasıl? Direkt aradaki basamakları, ara basamakları atlayalım. Biz bir direkt sonuca gidelim ve sonuçta elimizde kim kalıyor baktığımız zaman. Önemli bir formüldür. Kullanacağız bunu sık sık sorularda. Hemen bakıyorum ne var burada? Kp eşittir kc çarpı rt üzeri n. Basınçlar cinsinden denge sabitini bulabileceğim bir formül. Peki burada bildiğimiz ifadeler var. Kc zaten az önce ifade ettik, derişimler cinsinden denge sabiti. R ve T'yi gazlardan hatırlarsak R Rydberg sabitiydi ve iki formda da alabiliyordum. Hangisi işime yararsa soruda onu kullanacağım. T sıcaklık olarak ifade edilir. Yani mutlak sıcaklıkta onu da biz ne yapıyorduk? Bir de sıcaklığı Kelvin cinsinden verme der zaman santigrat cinsinden verebilirdi ama sorularda kullanacaksam kesinlikle Kelvin'e çevirmem lazım. Bu durumda da Kelvin'e çevirebilmek için santigratın üzerine 273 eklediğimiz takdirde Kelvin cinsinden sıcaklığı buluyorduk ve bu formülü de o şekilde kullanmamız gerekiyor. Yeni bir ifademiz var burada. Delta N'yi görüyorum. Delta N dediğimiz şey ürün eksi giren. Bakın şurada da verilmiş. Fakat dikkat etmemiz gereken şey, biz basınçlar cinsinden denge sabitini bulduğumuz için burada sadece gazlar bizi ilgilendiriyor. Yani ortamda katı, sıvı, sulu maddeler varsa bizim işimize yaramayacak. Haliyle delta N değerini bulurken ürün eksi giren yaptığımızda ortamdaki sadece gaz maddeleri baz alacağız. Yani ürünlerdeki gazların kat sayısı eksi, girenlerdeki gazların kat sayısı. Hemen şöyle kat sayısı olarak da ifade etmiş olalım. Oraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm kat sayıları değil de sadece gazları. Neden? Çünkü basınçlar cinsinden denge sabitini bulmamızı istiyor bizden. Not vermiş. Eğer delta n değerimiz sıfırsa zaten rt'nin kuvveti sıfır olursa o bir demek. Bu koşulda da hemen ne demiş bize bakın. Kp ve kc birbirine eşit olacaktır. Elbette. Çıkmış bir sorumuz var. Şimdi bu çıkmış soruda ne yapacağız? Hemen bakıyorum. SO2 ve oksijenden SO3 kükürt trioksit maddesi oluşmuş. Tepkimesi 1000 Kelvin'de Kc değeri nokta nokta olduğuna göre aynı sıcaklıkta Kb değeri nedir? Şimdi Kp'yi bulmak için zaten formülümüz belliydi. Kc çarpı Rt üzeri delta N demekti. Bana zaten Kc'yi vermiş. Hemen alıyorum. On üzeri 2 çarpı. Burada neye dikkat etmem gerekiyor bakın. R değerimizi alacağım ama sıcaklık 1000 verildiği için R değerini biz şöyle 0.082 çarpı 1000'i de hemen alta alalım. Üzeri RT üzeri delta N demekti. Delta N'ye giriyorum. Bakın hepsi gaz fazında olduğu için delta N'i zaten rahatlıkla bulabilirim. Ürün eksi giren kat sayısıydı. Fakat burada gazları baz alacaktım. 2 eksi 3'ten ne çıkacak bize? Eksi 1. Yani şuradaki işlemin üzeri eksi 1 olacaktır. Öncelikle şunu yapalım. Zaten çarpım durumunda olduğu için ben şu sıfırlardan kurtulayım. Zaten 82 bölü 1000 demekti. Evet, çarpı 1000 de var. Oradan onu sadeleştirdim. Ve üzeri eksi 1 olduğu için işlem ne olacaktır? Bakın 2.8 çarpı 10 üzeri 2 bölü 82 üzeri eksi 1 olduğu için o da ters çevrilecektir ve bize sonuç olarak bunu verecek ve şıklar arasında gittiğimiz kadarıyla Adana şıkkını ne yapacaktır? Bize vermiş olacak. Denge hesaplamaları demiş. Burada yapacağımız şey kimyasal tepkim aslında ve biz bunu bir soru üzerinde verirsek direkt soru üzerinden gidelim. Ve elimizdeki bu soruyla denge hesaplamalarını ifade edersek öncelikle hidrojen ve iyottan yola çıkarak ortamda bir hidrojen iyodür maddesinin sentezlendiği tepkime var. 1 litrelik tepkimede başlangıçtaki maddelerimiz hemen şöyle yazarak ifade edelim. Elimizdeki tepkime hidrojen artı iyot maddemiz var. Bunlardan yola çıkarak ortamda bir denge tepkimesi sonucu kim oluşturulmuş? Hidrojen iyodür ve katsayısı 2. Öncelikle
Denge kabında 0,1 mol H2 ve 0,1 mol I2 gazları konularak demiş. Yani başlangıçta aslında bu maddelerimden hemen 0,1'e 0,1 mol alındığını görüyorum. Fakat KC'yi hesaplayacağı için biz bunu direkt derişime dönüştürelim. Derişim dediğimiz şey mol bölü hacim demekte. Ve mol bölü hacime bakarsam 0,1 bölü 1'den zaten direkt kendisine verecektir. O yüzden ben bunların her birini 0,1 molere karşı 0,1 moler alıyorum. Başlangıçta olduğu için elbette ki ürünümüz ortamda olmayacaktır. Daha sonra bakıyorum ki bunlar bir süre sonra harcandıktan sonra ortamda bir ürünün oluştuğu söylenmiş. Ve bu ürünün denge ortamındaki miktarına hemen gidiyorum. 0,04 mol hidrojen iyodür olduğu gözlenmiş. Hemen derişimini hesaplarsam zaten 0,04 molar olacaktır. 0,04 molar ne yapılmış? Bu iki maddem harcanırken aslında oluşan miktarı verilmiş bize. Hemen kat sayılarından gidiyorum. Yapacağımız işlem kimyasal hesaplama. 2'ye 0,04 molar oluşluysa 1'e 0,02 molar harcanmalı. Yine 1'e 0,02 molar da hidrojen gazımızın harcanması gerekiyor. Devam edersem dengede bunların da ne kadar kaldığını bulursam 0,08 molar da reaktiflerim kalacaktır. KC dediğimiz şey zaten ürün bölü giren derişimiydi ve KC'ye aldığımız şeyler gaz ya da sulu maddeler olacaktı. Burada hepsi gaz verildiği için hemen alıyorum. Ürünümde 0,04 molar hidrojen iyodürüm var. Katsayız 2 olduğu için 3 olarak yazarım. Üs olarak yazarım daha doğrusu. Ve reaktiflerimde 0,08 maddelerim var. Haliyle sadeleştirdiğimizde ne olacaktır ortamda? Bakın 2 tane olduğunu düşünürsek 2, 1 tane de buradan götürecek. 1 bölü 4 çıkacaktır. 1 bölü 4 dediğimizde nedir? Şıklar arasına gidersek öyle de verilebilir ya da oranlamasını B şıkkına götürecektir bizi. Denge sabiti ile tepkime denklemi arasındaki ilişki. Bu aslında biz delta H'ı yani entalpi değişimini bulduğumuz zaman Hess yasasına benziyor. Peki aradaki farklar ne? Yani aynı mantık aslında. Bir denge tepkimesinde, denge tepkimesini bir koşulda dışarıdan bir etkiyle değiştirdiğimiz zaman denge sabitinde nasıl bir değişim meydana gelir onu ifade edeceğiz aslında. İlk olarak yapacağımız şey, eğer siz bir dengede olan tepkimeyi ters çevirirseniz bu durumda denge sabiti çarpmaya göre ters alınıyor. İkinci koşulumuz, eğer siz bir denge tepkimesini herhangi bir sayıyla çarparsanız ya da herhangi bir sayıyla böldüğünüz takdirde durum şu. Dengemiz aynı kalacak. Tek sıkıntımız bakıyorum 2 ile çarpılmış. Eğer çarpıyorsanız bu kuvvet olarak yazılacaktır. Yine bir denge tepkimesini bir sayıyla bölüyorsanız yine bu da ona kuvvet olarak yapılacaktır. Burada karesi olarak ifade edilirken burada kök olarak ifade edilecektir. Bir tarafta 2 ile çarpıyorum, bir tarafta 2 ile bölüyorum. Durum şu, çarpıldı ya da bölündüğü takdirde bir denge tepkimesi denge sabitine bu kuvvet olarak ifade edilecektir diyoruz. Eğer siz elinizde bir mekanizmalı tepkime varsa yani birkaç basamaktan oluşan bir tepkime varsa ve o mekanizmalı tepkimeleri toplayıp net bir tepkime elde ediyorsanız net tepkimenin denge sabiti ne olur dediğimiz zaman yine K olarak gösterilir elbette ki denge sabiti ve bakıyorum başlangıçta topladığım dengelerin denge reaksiyonların KC'leri çarpımı bu defa bana kimi verecektir? Ortamda net tepkimenin denge bağıntısını bana ifade etmiş olacak. Çıkmış bir sorumuz var. Şimdi bu çıkmış soruya baktığımız zaman elimizde bir azot hidrojenden oluşan amonyak tepkimesi var ve çift yönlü ok olduğu için denge reaksiyonu olduğunu ifade ediyorum. Ve bana basınçlar cinsinden denge sabitinin 49 olduğu söylenmiş. Buna göre amonyaktan azot ve hidrojen oluşum reaksiyonunda denge reaksiyonu aynı sıcaklıkta Kp değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle yapacağımız ya da ifade edeceğimiz şey şu. Şimdi bakıyorum şu reaksiyondan bunu elde edeceğim. Bunu elde edebilmem için üsttekinin öncelikle ne yapması lazım? Amonyak burada bir reaktif olduğunu görüyorsam bunu bir ters çeviririm. Ters çeviriyorsam durum şuydu. Eğer bir denge reaksiyonu ters çeviriyorsam Kp ters çevrilirdi. 49 olan şey 1 bölü
49 olacaktır. Daha sonra görüyorum ki adotun kat sayısının 1 olması gerekiyor. Haliyle 1 olabilmesi için ters çevirdiğim bu tepkimeyi aynı zamanda bir de 2'ye bölmem gerekiyor. 2'ye böldüğümüz zaman da ne yapıyordu bu aslında? Kuvvet olarak gelecekti. 1/2 olarak girecek ya da direkt ne yapabiliriz? Karekökü. Karekökten çıkarttığım zaman da sonucum ne olacak aslında? 1/7 olacaktır. İşlemleri bu şekilde ifade edeceğiz. Peki kimyasal dengeyi etki eden faktörleri konuşursak. Şimdi kimyasal bir tepkimeyi etkileyen durumlar derişim, hacim, basınç ve sıcaklık. Peki nasıl etkileyecek dersek, burada hemen karşımıza bir Le Chatelier ilkesi çıkıyor. Yani Le Chatelier ilkesine göre eğer siz dengedeki bir sisteme dışarıdan etki yaparsanız sistem buna karşı ters olarak, yani zıt yönde bir tepki göstermek ister ve bu tepkileri nasıl gösterecek dediğimiz zaman şu 4 faktörden yararlanacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var aslında. O da kimdir dersek, bakın, derişim, basınç, hacim ve sıcaklık ilişkilerimiz var. Burada tek dikkat edeceğimiz nokta aslında KC'yi değiştiren. Şimdi dengenin yönü değişecek. Çünkü Le Chatelier ilkesine göre yapılan etkiye karşı tepki gösterildiğinde dengenin yönü değişmiş olacak. Peki bu durumda KC etkilenir mi dediğimiz zaman KC'yi etkileyen tek durum sıcaklıktır. Basınç, hacim, derişimin herhangi bir şekilde KC üzerine etkisi yok. Evet, tepkimenin yönünü, dengenin yönünü değiştirecektir. Fakat KC'yi, yani derişimler cinsinden denge sabiti, sadece sıcaklıkla değişen bir olaydır ya da durumdur. Peki derişim bir dengeyi nasıl etkiler dediğimiz zaman hemen bir tepkime üzerinden ifade edelim. Şimdi şuraya baktığımız zaman elimizde bir azot maddesi var ve bu azot maddesinin, pardon, azot ve hidrojenden oluşan amonyak arasında bir denge reaksiyonumuz var. Hemen denge reaksiyonunun KC değeri de verilmiş. Peki bu durumda ortamda oluşan şey ne? Öncelikle bakıyorum. Ortama eğer hidrojen gazı ilave edersek, şimdi biz ortama hidrojen gazı ilave ettiğimizde ne olacak? Bakın, burada bir hidrojen, yani reaktiflerde hidrojen fazla da olacak. Le Chatelier de diyor ki eğer bir etki yapıyorsanız tepki verecek. Bu tepki de zıt yönlü olacak. Artan etkiyi ne yapmak isteyecek o zaman sistem? Azaltmak isteyecektir. Azaltmak için de ürünlere kayacak. Dengemizin yönü ürünlere kaydı. Fakat burada bize grafiksel bir yorum da yaptıracaktır. Böyle direkt çizilmiş, verilmiş ama biz kendimiz ifade edelim bu grafiği. Şimdi ortamda amonyak, hidrojen ve N2 maddelerimiz var. Grafiğe sadık kalalım. Şimdi aslında bunlar dengede olduğu için başlangıçta her birinin ne olacak? Derişimi sabit kalacaktır elbette zamana karşı. Peki durum ne? İlk yapılan etki şu. Ortamda hidrojeni bir miktar arttırmak. Bakın grafiksel olarak da soracaktır. O yüzden tek tek kademe haline gidelim. Ben hidrojeni arttırdım. Haliyle sistem tepki verecek. Tepki de ne yapacak? Bunu azaltacak yönde ürünlere kaydıracak. Ürünlere kayınca ne oluyor? Bakın elimizde zaten belirli miktarda bir NH3 vardı. Sistem ürünlere kaydığı için iyice amonyak miktarımız ne olacak? Artış gösterecektir. Peki reaktiflerde ne oluyor? Bakın azot bir miktar vardı elimizde ama sistemin ürünlere doğru dönmesinden dolayı ortamda azot bir miktar daha harcandı. Bu harcanmadan dolayı azalma gösterecek. Bakın azalmayı sıfır noktasına kadar indirmiyorum. Neden? Dengenin olabilmesi için ortamda bir koşulumuz ileri ve geri reaksiyonumuzda sabit kalı, yani eşit olacaktı. Bir de ortamdaki bütün reaktiflerden de muhakkak kalması gerekiyordu. O yüzden tam sıfıra kadar hiçbir zaman gitmez. Peki H2 ne olacak? Bakın H2'yi arttırdık. Hidrojeni başlangıçta arttırdıysak sonuçta da artması gerekiyor. Yani kaysa da artacaktır. Peki nasıl göstereceğiz? Bakın elbette ki arttırdığımız miktardan sonra ürünlere dönüşüm olduğu için hidrojen de bir miktar harcanacaktır. Fakat bu harcanma miktarı ne kadardır dersek ilk durumdakine göre bir miktar daha fazladır. Yani sonuç olarak geldiğimiz zaman amonyak derişimi artacak. Reaksiyon yönünü değiştirdiği takdirde azotun derişimi azalacaktır ki onu ifade etti. Hidrojen başlangıçta derişimi arttı. Daha sonra azaldığı için, harcandığı için azaldı. Fakat net olarak baktığımız zaman tamamı harcanmayacak ve başlangıca göre ortamdaki hidrojen miktarımızda elbette ki artış göstermiş olacak. Yani şu iki madde artarken
Bu azalacak. Hidrojen için şunu yapar, şunu diyebilir. Önce arttı, sonra azaldı ama hiçbir zaman başlangıçtaki derişim kadar azalmaya gitmeyecektir. Peki burada harcanmalar nasıl olacak? Bakın bu harcanma oluşma durumları da yine kimyasal hesaplamalardan. Diyelim ki bu 1 molar harcandıysa bu 3 molar harcanacaktı. Bu da 2 molar oluşacaktı. Yani şu aradaki oluşma, şu aradaki azalma, yine şu aradaki azalma miktarı da bizim için hep şuradaki miktarları, yani kat sayılarıyla orantılı olarak gidecekti. Peki başka bir etki yaparsak dengedeki bir sisteme, bu defa ne yapmış bakın? Amonyak eklenirse demiş, hemen tepkimi ye hatırlarsanız amonyak ürünlerdeydi. Grafiksel yorumu yine biz kendimiz yapalım. Dengedeki bir sistemimiz var ve bunlar ilk başta elbette ki dengede oldukları için yine amonyak, şöyle hatta karışıklık olmasın, hidrojen ve azot gazlarımız olsun. Şimdi yapılan ilk etki ne yapmak? Amonyağı eklemek. Amonyağı eklediğim zaman elbette ki derişimi bir miktar artacaktır. Daha sonra artan bu etkiye karşı Le Chatelier ilkesine göre sistem azaltmak isteyecek. Amonyak ürünler değil, o zaman tepkimizin yönü ne olacaktır? Reaktiflere doğru olacak. O zaman azot bir miktar harcandığı için azalacaktır. Fakat bu azalma neydi? Az önce hidrojende ifade ettik. Hiçbir zaman başlangıçtaki derişimine kadar düşme gözlenmeyecekti. Daha sonra azot ve hidrojen reaktifteydi. Bizim tepkimimizin yönü de reaktiflere doğru gittiyse ortamdaki hidrojende ve amonyaktaki miktarda da bir miktar artış olacaktır. Bakın azalmalar ve artmalar ne? Kat sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde ifade edilir ve grafiği bu şekilde yorumlamamız gerekecek. Az öncekinde de ifade etmedik ama burada görmüşken hemen ifade edelim. Derişim hiçbir şekilde ne yapmaz? KC'yi etkilemez. Yani KC ürün bölü giren derişimiydi. Fakat artmalar ve azalmalar birbirini hala dengede tuttuğu için KC değerimiz hala sabit kalacaktır burada. Peki. Bu defa azot çekersek, azot reaktiflerdeydi. Ben azot çekersem ne olacak? Hemen grafikte yine biz yorumlayalım. Derişimine karşı, zamanı karşı derişim. Öncelikle her birinin amonyak, hidrojen ve azot. Her biri dengede olduğu için başlangıçta aslında miktarları sabit. Daha sonra ne yapıyorum? Ortamdan bir miktar azot çekiyorum. Yani azotun azaldığını ifade ediyor. Ben azotu azaltırsam sistem bunu arttırmak isteyecek. Arttırmak için azalan etkiye karşı ters tepki verecek. Ve reaksiyonun yönü ne olacaktır? Bakın girenlerdeki azotun miktarını arttırabilmek için ürünlere kayacak. Ürünlere kaydığı için amonyak azalacaktır. Çünkü bir miktar harcanacak. Hidrojen ortamda vardı. Bir de reaktiflere doğru kaydığından dolayı artış gösterecek. Azot azaldı. Fakat ürünlerden reaktiflere bir dönüş olduğu için ortamda bir miktar artış gösterecek. Fakat ne olmayacaktır bu? Hiçbir zaman başlangıçtaki miktarına kadar artış olmayacak. Yani amonyak derişimi de azalır, hidrojen derişimi artar. Azot derişimi için başlangıçta azaldı. Sonra reaksiyon girenleri kaydığı için bir miktar arttı. Fakat sonuç olarak ortamda azot da azalmaya gitti. Çünkü başlangıç derişimine kadar elbette ki oluşmayacaktır reaksiyonun dönüşü. Yine denge sabitine yapmayacaktır elbette ki. Değişiklik göstermeyecektir burada çünkü derişim etkilemez dedik. Peki ortamda eğer katı maddemiz varsa, bakın katı ya da sıvı maddeler eklediğimiz zaman, şimdi katı ve sıvılar denge sabitine, denge bağıntısına alınmıyordu. Dolayısıyla ben bunlardan ortama eklersem dengenin yönünü herhangi bir şekilde değiştirmeyecektir. Denge sabitini herhangi bir şekilde değiştirmeyecektir. Sadece yapılan tek şey burada katı ya da sıvı eklediğim takdirde bunların mol sayısında, bakın derişimleri de değişmeyecek. Konuşacağımız tek şey, eğer bu türden maddeler ilave ediyorsak mollerinde artma olabilir ya da çekiyorsak ortamdan mollerinde azalma olur. Fakat denge yönünü ve denge bağıntısını hiçbir şekilde etkilemeyeceklerdir diyoruz. Peki bir soruyla ifade edelim. Nasıl bir değişim olur? Hidrojen bromürden hidrojen ve brom gazları oluşmuş ve dengede olduğu söylenmiş. Tepkimesinde 4 mol
hidrojen 4 mol, brom 8 mol hidrojen bulunmuş varken 1 litre ilk kapta dengedeymiş. Daha sonra dengede olan bu sistemden 2 mol hidrojen bromür çekiliyor. Tekrardan dengeye ulaştığında kaç mol hidrojen bromür bulunur? Öncelikle 1 litrelik kap ve mol olduğu için ben direkt mol bölü hacimden bunların her birinin 4-8 molar olduğunu ifade edelim. Tepkimeyi alıyorum. HBr olacak. Hidrojen ve brom gazlarımız var. Hepsi gaz fazında. Denge 1 diyorum bakın. Bana denge ilk koşuldaki denge durumunda 8 molar bundan. Şimdi bundan daha sonra bakıyorum 4 molar bundan, 4 molar da bundan. Daha sonra buna bir etki yapılmış. O etki nedir dersek bakın 2 mol HBr çekiyor. Aslında hemen molaritesini bulursam 2 molar. Yapılan etki 2 molar bundan çekmek. Haliyle buna karşı sistem tepki gösterecektir. Bu tepki ne olacaktır derse, şimdi bundan çekiyorsam aslında hidrojen bromürü azaltıyorum demek oluyor. Bunu azaltıyorsam sistem arttırmak isteyecektir ve dengenin yönünü reaktiflere doğru kaydıracak. Peki bu koşulda ne yapacak? O zaman hidrojen ve brom harcanırken bu oluşacaktır. Durum şu. Eğer bu artı x değil de harcandıkları için ne olacaktır? Eksi x. Eksi x kadar harcanırsa hemen katsayısı da bu da 1'e eksi x kadar harcanacak. Bunun katsayısı 2 olduğu için 2'ye 2x kadar oluşacaktır. Ve elbette ki dengenin yönü kaydı. Bu denge yeniden ortama gelecektir. Yani yeniden denge oluşacaktır. Ve ikinci koşuldaki dengeye gittiğim zaman artı 2x kadar hidrojen bromürden 4-x kadar da ürünlerimden var ortamda. Şimdi derişim dengeyi etkileyen, denge bağıntısını etkileyen bir koşul değildi. O zaman başlangıçtaki dengenin denge sabitiyle sonuçtaki dengenin denge sabiti eşit olacaktır. Denge sabitini biz ürün bölü giren derişim yapıyorduk. Birincisinde 4 çarpı 4 bölü 8 ama 8'in nesi? Karesi. Eşittir. Gidiyorum diğer tarafa. İkinci dengem var ve denge bağıntısı hala sabit. Derişimler cinsinden denge sabiti. Çünkü derişim etkilemezdi. Yine ürün bölü giren yapıyorum. 4-x. 2 tane 4-x var. Direkt biz bunu karesi olarak ifade edelim. Ve hemen gidiyorum. Girenlerimde de artı 6. 2 kadar bu maddem var ve karesi diyorum. Neden kare diyorum? Çünkü katsayısı 2. Hemen şurayı sadeleştirelim. 16 bölü 64'ten 1 bölü 4 kalacak. Karekökünü alalım. Hemen şöyle yapalım. Karekökünü alırsak 1 bölü 2 eşittir. 4 eksi x bölü artı 6. 2x hemen şu 2 ile şuraları sadeleştirirsek şurada bir 3 kalacak. Ve içler dışlar çarpımından 3 artı x eşittir. 4 eksi x ben buradan bilinenleri ve bilinmeyenleri bir tarafa atarsam 2x eşittir 1 oradan da 1 bölü 2 çıkacak. Bana sorduğu durum şu. Dengeye ulaştığında kaç mol hidrojen bromür kalır? Dengede bizim elimizde artı 6 2 kadar hidrojen bromür var. 6 artı 2x. X buldum. 1 bölü 2. Buradan 7 molar var. Hemen molarite neydi? Mol bölü hacimde. Haliyle ben hacmi istiyorsam ikisinin çarpımı. 7 çarpı bakın zaten hacmimiz 1'de. 7 çarpı 1'den bizim için dengedeki hidrojen bromür ne olacaktır? 7 mol olarak ifade edilecektir. Bu şekilde yapıyoruz sorularda. Peki heterojen bir denge tepkimesi varsa elimizde bakın katı ilavesi denge yönünü denge sabitini etkileyen bir durum değildi. Hemen bakıyorum heterojen. Ama burada bize gaz varsa, heterojen bir tepkimede gaz varsa gaz etkileyecektir. Nasıl etkileyecek? Hemen yorumlayalım. Durum şu olacaktır. Ortama ne yapmak isteyecek? Bakın karbondioksit eklenmesi durumunda. Şimdi karbondioksit eklersem durum şu. Ne yapıyor bakın? Karbondioksit artarsa bu artan etkiyi azaltmak isteyecek. Sistem azaltmak için öncelikle şu. Hemen ne yapalım? Şuraya CO2 diyelim. Şuraya kalsiyum oksit. Şuraya da
kalsiyum, karbonat diyelim. İlk başta dengede olduğu için sabittir bunların derişimi. Daha sonra karbondioksit ekliyorum ve karbondioksit ekledikten sonra gaz bir madde olduğu için dengeyi ve denge yönünü etkileyecektir. Dengemiz ne yaptı? Artan etkiyi azaltmak için girenlere kaydı. Girenlere kayarsa bunun harcanması gerekiyor. Bu harcanacaktır. Yalnız dikkat edin, bu harcanma nasıl olacak? Hemen şöyle yapıyorum bakayım. Başlangıçtaki miktara kadar harcanacak. Neden dersek, şimdi katılar denge sabitine alınmazdı. Ben derişimde bir değişiklik yapıyorsam denge sabiti değişmezdi. Denge sabitinin değişmemesi için karbondioksit miktarında sabit olması lazım. O yüzden artan etki reaksiyonun dönmesinden dolayı tekrardan başlangıçtaki derişimine gelir. Peki bu koşulda ne olur bakın? Katı ve sıvılar için ortamda sadece mollerini konuşuruz. Derişimleri hep sabit kalır. Bakın bunların derişimi hep sabit kalacak. Ama molleri üzerine konuşursak NOx, karbondioksitin mol sayısı değişmez. Neden? Çünkü başlangıçtaki derişime geldi. Ama ne oldu bakın? Bu tarafa döndüğüm için karbon, kalsiyum oksit bir miktar ne yaptı? Kalsiyum karbonata dönüştü. O yüzden onun mol sayısı azalacak. Kalsiyum karbonat ise bir reaktif olduğu için bu maddeler ona dönüştüğünden dolayı mol sayısı artacaktır. Dolayısıyla durum bu. Şuraya dikkat edelim. Derişimlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez ama mol sayılarında artma ya da azalma olacaktır. Reaktifte ya da ürünlerde olup olmama durumuna göre. Peki ortamdan karbondioksit çekersek, bakın karbondioksit çekersek önce azalacak. Sonra azaldığı için sistem ne yapmak isteyecek? Onu arttırmak isteyecek. Arttırmak için tepkimeyi ürünlere kaydıracak. Ürünlere kaydığında bakın kalsiyum oksit ve kalsiyum karbonatın derişiminde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama kalsiyum karbonat reaktiflerden ürünlere dönüşüm olduğu için mol sayısı azalacak. Kalsiyum oksit ürünlerde olduğundan dolayı, bundan buna dönüşüm olduğundan dolayı da mol sayısı artacak. Yine karbondioksidin mol sayısı değişmez çünkü kalsiyumun değişmemesi için onun da sabit olması gerekiyor. Bu türden denge tepkimelerine dikkat etmemiz gerekecek aslında eğer heterojense ortam. Peki sıcaklık denge bantını etkiler mi? Elbette ki etkiler. Denge tepkimelerimiz egzotermik ve endotermik ve burada ortamda bir de kim değişecek bakın. Kalsiyumu etkileyen tek durum sıcaklıktı. Peki nasıl değiştirecek? Eğer sizin elinizde homojen, pardon, endotermik bir denge tepkimesi varsa ve bu endotermik denge tepkimesine göre Le Chatrier ilkesiyle baktığımız zaman, şimdi ısıyı görüyorum, girenlerde endotermik. Sistemin sıcaklığını azaltmak. Ben sistemin sıcaklığını azaltıyorum. Hemen nokta göstereyim. Sistemin sıcaklığını azalttığım sistem ne yapmak isteyecek? Bunu arttırmak isteyecek. Arttırmak için ne yapacak bunu? Ürünlere doğru, pardon, girenlere doğru kaydıracaktır. Kc'yi yazdığımız takdirde durum nedir? Bakın Kc, SO2'nin derişimi çarpı O2'nin derişiminin karekök ya da 1 bölü 2 diyelim üstüne ve SO3'ün derişimi. Haliyle ben sıcaklığı arttırdığımda bakın ne oldu? Girenlere doğru bir dönüşüm oldu. SO3 miktarı arttı. Daha sonra bunlar bir miktar harcanarak SO3'e dönüştüğü için bunların derişimleri ne oldu bakın? Azalma gösterdi. Üst taraf azalıyor, alt taraf artıyorsa ne yapacaktır denge sabitimizde? Elbette ki azalma gösterecektir. Pardon, ben burada arttırılırsa demiş, ben bunu azaltılırsa. Azaltılırsa yaptım bakın. Azaltılırsa ürünlerin derişimi azaldı, girenlerin derişimi arttı. Dolayısıyla Kc azalacak. Peki şuradaki koşulu konuşalım. Arttırılsaydı ne olacaktı şimdi? Hemen onu ifade edelim. Şuraları da silelim. Peki arttırıldığı takdirde durum nedir? Hemen ben ortamdaki sıcaklığı arttırıyorum. Sıcaklığı arttırdığım zaman Le Chatrier ilkesi buna ters yönde tepki verecek ve bunu azaltmak için ürünlere kayacak. Ürünlere kaydığında durum ne olacak? Hemen ürünlere kaydığı için bunun derişimi artacak. Bunun derişimi artacak. Bu bir miktar harcanarak ürünlere dönüştüğü için azalacak. Halde buradaki artma ve azalmadan dolayı Kc ne yapacaktır? Denge sabitimizde bir artış meydana gelecektir. Egzotermikte bunun yine mantıken aynı durumları olacak bizim için. Yani egzotermikte de aynı koşulları konuşacağız. Yine orada ısı bu tarafta olacak. Arttırıldığında reaksiyon,
girenlere kayacaktır ve denge bağıntısını yazıp orada artan alınanlara göre KC ne olur ne olmaz onu ifade edebiliriz rahatlıkla. Peki hacim dengeyi etkileyen durumlardan da nasıl etkiler? Bakın hacim derken aslında bir ortamda hacimsel bir değişim yapıyorsak bundan direkt sabit sıcaklık ve mol sayısında basınç etkilenecektir. Nasıl etkilenir? Eğer siz hacmi arttırırsanız hacmin artmasına karşı ortamda ne olacaktır? Basınç bir miktar azalacaktır. Eğer siz hacmi azaltırsanız bu defa ters orantılıydı gazlardan hatırlarsak PV çarpımını bu defa basınç artacak. Peki koşul ne? Direkt hacimsel konuşacağız. Basınç da bunun zaten tam tersi durumunu ifade edecektir. Siz bir kaptaki hacmi eğer değiştirirseniz bu durumda bakın basıncın da elbette ki etkileyecek ama durum şu olacak. Eğer siz bir kapta kabın hacmini arttırırsanız kabın hacminin artması demek direkt şu aslında. Size şunu da derdi basınç azaltılırsa aslında aynı şeyi ifade ediyor. Ya hacim artar ya basınç ama biz hacimden gidelim. Neden hacimden gidelim derse çünkü şu işlemi yapacağız. Hacimin artması ya da azalması madde miktarı sabit olduğu için derişimi ifade edecektir. Basınçtan derişime gitmektense direkt hacme çevir bu şekilde gidelim. Peki ne olacak? Eğer biz hacmi arttırırsak hacmin artması koşulunda madde miktarımız sabit olduğu için her bir maddenin derişimi azalacaktır. Ve derişim azaldığı zaman ortamda ne olacaktır? Sistem arttırmak için bakın hacmin azaldığı koşulda derişim azalır ve derişimin tekrardan artabilmesi için mol sayısının çok olduğu tarafa kayma gösterecektir. Yani burada yine dikkat edeceğimiz şey gaz mol sayısının çok olduğu tarafa kayma olacak. O zaman hacim artarsa ve basınç azalırsa gazın çok olduğu tarafa hacim azalırsa ve basınç artarsa gazın az olduğu tarafa doğru denge reaksiyonumuz kayacaktır. Bakın direkt hacim artarsa gazın çok olduğu tarafa, hacim azalırsa gazın az olduğu tarafa doğru kayma gösterilecektir. Ve bunun üzerinden ifade etmemiz gerekecek elbette ki sorularda. Hemen ifade edelim. Bir kap var A'dan B'ye getirilirse kabın hacmi dengeye girenler yönüne doğru hareket eder ve grafiksel yorum yapmış. Öncelikle yapacağımız şey şu. Bakıyorum A'dan B'ye getirmek demek benim için nedir aslında? Dengedeki maddelerin derişimlerinde madde miktarım sabitti. Hacmi arttırıyorum aslında o zaman derişimler azalacak. Grafiksel yorum yapmamızı isteyecek. Hemen bakıyorum. Aslında bunlar ilk denge durumunda azot gazı, hidrojen gazı ve NH3 maddemiz. İlk denge durumunda derişimleri sabit. Hacmi arttırdığım için derişimler azaldı. Hemen derişimlerin azaldığını gösteriyorum. Daha sonra sistem ne yapmak isteyecek? Bu tepkime de derişimleri tekrardan arttırmak isteyecek ve hacim artmasıyla mol sayısının çok olduğu, yani gaz mol sayısının çok olduğu tarafa kayacaktı. Ve bakıyorum burada girenlerde gaz mol sayım çok olduğu için dengenin yönü girenlere doğru olacak. O zaman girenlere doğru olduğu için ne olacaktır bakın. Amonyak bir miktar girenlere dönüşüm sağladı. Zaten azalmıştı iyice azalır derişimi. Azot ne olacak ortamda? Başlangıçta azaldı ama dengenin yönü kaydığı için artacak. Aynı şekilde hidrojende artış gösterecek. Nereye kadar çıkmayacak bakın yine. Elbette ki ilk denge miktarına kadar çıkamayacak. Çünkü hacmi arttırdığımız için denge tekrardan kurulunca bir miktar değişimler olması söz konusu olacaktır. Peki kap hacmi azaltılırsa ne olacak? Hemen gidiyorum kap hacmi azaltılırsa. Bu sabitti. Hacmi azalttım. Derişim artacak. Başlangıçta bakın derişimler azaldı. Pardon derişimler arttı başlangıçta. Daha sonra sistem azalan hacme karşı derişimleri arttırdı. Artan derişimi azaltmak isteyecek. Bu defa gaz mol sayısını bakın azaldığı için gaz mol sayısının az olduğu tarafa yani ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kaydığı için hemen amonyak derişiminde artışın olduğunu, bunlar ise ürünlere dönüştüğü için tekrardan azaldığını, yalnız ilk denge anına kadar azalmadığını görüyorum. Yine böyle bir grafik karşımıza çıkması gerekiyor. Hacmin azalmasıyla da. Önemli bir nokta, eğer her iki tarafında mol sayıları eşitse denge yönünde herhangi bir değişiklik olmaz. Yalnız ancak derişimler
değişir bakın. İki tarafında mol sayıları, gaz mol sayıları eşitse ortamda katı sıvı beni ilgilendirmez. Gaz katsayılar girenler ve ürünler de eşitse denge yönünde herhangi bir değişim olmaz. Basınç ya da hacim değiştiği takdirde. Ama elbette ki bunlar değişirse hacim de değişecektir. Dolayısıyla hacimin değişmesi molariteleri etkiler. Moleriteler değişir ama dengenin yönü değişiklik göstermeyecektir bize. Peki ortamda sulu çözeltiler varsa bakın suyun içine atıyoruz maddeyi çözünüyor. Peki sulu çözeltiler varsa eğer ortama su eklersek suyun eklenmesi demek aslında hacmin artması demek. Yani ortamı seyreltiyorum hacmi arttırmak oluyor. Ortamı seyreltiyorum dolayısıyla derişimler seyrelmeden dolayı azalacaktır ve ben bunu arttırmak istiyorum. Arttırmak için ne yapacağım bakın mol sayısının çok olduğu tarafa kayacağım. Eğer ben ortamdan su buharlaştırırsam, su buharlaştırma demek ortamı derişikleştirme demek. Ya da diğer bir ifadeyle hacmi azaltmak demek. Hacmi azaltıyorsam eşitlikten dolayı molarite eşitleri mol bölü hacimden dolayı derişim artacak. Ben bu artan derişimi azaltmak için ne yapıyorum? Bakın bu defa mol sayısı az olan tarafa kayacağım. Haliyle az önceki yaptığımızda aslında aynı mantık gideceğiz burada da. Bir çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuzla konumuzu bitirelim. Karbondioksit hidrojenden oluşan kalsiyum, karbon monoksit ve H2O maddemiz var. Ve bu denge tepkimesinin delta H değerinin sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle delta H'nin sıfırdan büyük olduğu reaksiyonlar bizim için endotermik reaksiyonları ifade ederdi. Haliyle ne yapmamız lazım bakın. Q'yu ya da ısıyı endotermik olduğunu anladığım için hemen girenlere yerleştiririm. O zaman geliyorum yanlış olanı istemiş. Evet. Endotermik bir tepkimedir. Delta H bana zaten onu veriyor. Peki sıcaklık arttırıldığında hemen sıcaklığı arttırıyorum. Artan etkiye karşı sistem bunu azaltmak isteyecek. Azaltabilmek için de ürünlere kayacak. Evet ürünlere kayar. Doğru. Basınç arttırıldığında denge ürünler yönüne kayar. Şimdi basıncın artması ile mol sayısının, gaz mol sayısının ne olmasıydı? Az olan tarafa kayması gerekiyordu. Ama bakıyorum bütün maddelerim gaz ve bu tarafta da 2 mol gazım var. Bu tarafta da 2 mol gazım var. Eğer kat sayıları eşitse dengenin yönü ne yapmazdı? Değişmezdi. Elbette ki mol sayıları ne olur? Pardon moleriteleri, derişimleri ne olur dersek basınç artıyorsa hacim azalıyordur, derişimler de artıyordur. Onu ifade ederdik ama yanlış çıkkımız bu oldu. Peki diğerlerine de bakalım. Ortama H2 gazı ilave edildiğinde hemen H2 gazı ilave ediyorum. Sistem bunu azaltmak için ne yapacaktır? Ürünler yönüne kayacaktır. Evet bu da doğru. Peki tepkimede Kp eşittir Kc demiş. Formülümüz neydi? Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta N. Şimdi delta N dediğimiz şey ürün eksi giren kat sayılarıydı. Yalnız gazları alıyorduk sadece. Burada da 2 mol gazım var. Burada da 2 mol gazım var. 2 eksi 2'den burası 0 edecek. Buranın 0 etmesi üstten dolayı 1 olmasını ve Kc'nin Kp'ye eşit olması gerektiğini gösterir bize. Evet gençler bugünkü konumuz da bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.